Merhaba arkadaşlar, Tayvan'dan hepinize selamlar. Şu an Asus'un genel merkezindeyiz. Yanımızda da Bora Bey var. Bora Bey'in title'ını falan söylemeye gerek yok. Benim aklıma Asus dediğimiz zaman Türkiye'de gelen isim Bora Bey zaten. Yıllardan beri tanıdığımız, birlikte iş yaptığımız bir arkadaşımız. Burada olmamızın nedeni de hepinizin çok çok iyi bildiği gibi Computex Fuarı. Ama Computex Fuarı'nın en ses getiren ürünlüğünü bu yıl Asus açıkladı gibi görünüyor. Şeyi hiç girmek istemiyorum. Tablet, laptop tarafını hiç girmek istemiyorum. Orada da çok sağlam ürünlüğü var gördüğüm kadarıyla. Ama hemen doğrudan şeyle, Zenfone 3 ile başlamak istiyorum. Ve özellikle de Zenfone Deluxe ile başlamak istiyorum. Biraz önce sizin cebinizde gördüm, vardı bir tane. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Gösterir misiniz bize? Onunla girelim mi hemen? Şu an Zenfone 3 Deluxe versiyonunu cebimden çıkarttım. Açıkçası tasarımı olsun, özellikleri olsun. Gayet ön plana çıkacak olan bir modelimiz. Çok daha farklı, Zenfone 2 modelimizden çok çok daha farklı özellikleri var. İlk olarak Zenfone 2 tamamen modelimizde... Tamamen metal kasadan bahsediyoruz burada. Doğru. Tasarımına girecek olursak metal bir kasa var. Ekran kasa boyutu oldukça yüksek vaziyette. Şu biraz Zenfone... yukarıdan tutabilirsek bence izleyicilerimiz de görür o zaman. Zenfone 2 modelimizde %72'lik bir ekran kasa oranımız vardı. Zenfone 3 modellerimizde, Zenfone 3 Deluxe modelimizde biz bunu %80'ler seviyesine çıkardık. Tamamen bir Deluxe modelinde metal bir kasa kullanılmış vaziyette ki anten özelliği de gizlenmiş vaziyette. Açıkçası bu anten özelliğinin gizlenmesi için dahi Ar-Ge birimi tarafından oldukça yüksek maliyetli çalışmalar da yapılmış durumda. Asus ilk kez 3 telefon birden açıkladı. Yani Zenfone 1'de, Zenfone 2'de Zenfone olmayan bir şey yaptınız ve 3 telefon birden açıkladınız. Birisi baz model Zenfone 3, diğeri şu an elimizde olan Deluxe. Öbürü de ölçü olarak biraz daha büyük olan son modelimiz. Ben şey diye algılıyorum, Asus orta segmentte iyi telefonlar üreten bir markaydı. Ama bu şeyle, bu Deluxe'la birlikte bir üst segmente yükseliyor diye algılıyorum. Doğru. Bu da şey demek anlamına geliyor, fiyat da muhtemelen bir üst segmente doğru yaklaşacak anlamına geliyor. Şu an sizi fiyat anlamında çok fazla sıkıştırmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki henüz bu cihazlar Tayvan'da da satışa çıkmadı. Ve Haziran sonu işte Temmuz başı falan gibi burada satılmaya başlanacak. Ama şeyi söyleyebilir misiniz bize? Türkiye'de ne zaman satmayı planlıyorsunuz cihazları? Söyleyebilir misiniz? Türkiye'de şu anki planlamamız Ekim ayı gibi Türkiye'de satabilmek. Az önce yine sizlerle sohbet ederken söylemiştim. Acaba ürün Türkiye'ye çok mu geç geliyor? Bu konuda Türkiye fokus ülkelerden bir tanesi değil mi? Şunu söyleyebilirim. Telefon ürünlerinde Türkiye bizler için çok çok önemli bir ülke. İlk olarak ürünün Tayvan'da Temmuz ayında satışa çıkması bekleniyor. İkinci fazdaki ülkeler arasında ise Türkiye var. Yani Tayvan'dan sonra çıkacak olan ilk ülkeler arasında Türkiye'nin olduğunu söyleyebilirim. Ama biz de bu tarihi öne almak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Gönlünüzden geçen bir fiyat var mı Deluxe için? Yani mesela 2500'ün altı olur ya da 2500'ün altı olsun diye uğraşıyoruz falan dediğiniz bir rakam var mı? Öyle zor bir soru sordunuz ki. Biliyorum, yani gönlümden, gönlümden geçen ürünü bedava dağıtabilmek tüketici. Ancak bu tarafta $500 seviyesinde bir Zenfone 3 Deluxe'ın Amerika satış fiyatı açıklandı. Şu anki vergi sistemiyle Türk lirasına çevirdiğim zaman yaklaşık olarak 2250 ile 2500 arasında bir fiyat yapıyor. Süper. Tabii ürünün Türkiye'ye geldiği tarihte fiyat hangi seviyelerde oluşacaktır? Üzerinde çalışacağız ama şu anki gönlümüzden geçen fiyat 2500 liranın altında. Süper. Ki 2200-2300 lira seviyelerinde olması. Bu arada fiyattan konuşurken şeyi de söyleyelim mi? Zenfone'un, bazı modelin, Zenfone 3'ün açıklanan fiyatıyla Zenfone 2'nin açıklanan fiyatı aslında birbirinin aynısı. Yani çok, çok düzgün fiyatlar. Ve bu da demektir ki biz Zenfone 3'ü son bir yıl içerisinde Türkiye'de muazzam bir ekonomik kriz falan görmediğimiz için Zenfone 2'nin piyasaya çıktığı fiyatı yakın bir fiyattan teorik olarak görebiliyor olmalıyız. Sizce de öyle mi? Görür müyüz öyle fiyatları? Öyle görünüyor. Şu anda açıklanan satış fiyatına baktığımız zaman Zenfone 3'ün standart versiyonu, ki standart versiyon diyorum ama standart versiyonu da oldukça iyi özelliklere sahip. Ki onda da tasarım değiştirildi. Onda da Zenfone 3'ün standart modelinde cam tasarım kullanıldı. Aynen öyle. Ki Gorilla Glass desteği bulunuyor. Şu anda Amerika satış fiyatı $250. Hani Türkiye'deki satış fiyatı hemen hemen şu anda Zenfone 3'ün mevcut satış fiyatlarına gelecek gibi görünüyor. Yani aslında burada şöyle bir şey var. Sizden rakam alamıyoruz ama teorik olarak Zenfone 2 ile aynı rakamda satılması gerektiğinin teyidini alabiliyoruz gibi bir durumdayız. Doğru şey yapıyorum değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Doğru yoldan gidiyorum değil mi işim gereği? Ancak hani 1000 liranın altında bir fiyat beklentisi şu an için oluşmasın. Büyük ihtimalle 1200-1300 lira bandında olacak. Yani yine ekonomik telefon seviyesinde daha iyi özelliklere sahip bir telefonu Asus veriyor olacak. Öyle tabii görünüyor. Ki. Hem özellik anlamında hem tasarım anlamında
daha önceki versiyonumuzun daha üstün özellikleri, daha iyi tasarıma sahip hali diyebilirim. Ben telefonlarla ilgili konuşurken bu işlemci özelliği, RAM filan gibi şeylerden çok fazla bahsetmeyi seven bir insan değilim açıkça söylemek gerekirse. Hayatı ne kadar kolaylaştırdıklarıyla daha çok ilgileniyorum. Ama şeyi söylemek lazım bence. Deluxe modelde Snapdragon 820 işlemci var. Yani şu an mobil piyasadaki en kuvvetli işlemci. Ve tüm üst segment cep telefonlarında kullanılan ya da kullanılmak istenen bir işlemci. Aynı zamanda 6 GB'lık bir RAM de var ki başka hiçbir cihazda görmediğimiz Doğru. bir RAM bu. O yüzden ben şeyi çok merak ediyorum. Deluxe'un Türkiye'ye giriş fiyatını ve ne zaman elimize alıp kullanabileceğimizi gerçekten çok çok merak ediyorum. İnşallah sizin söylediğiniz gibi şeyin başı, yani yazın sonuna doğru bir zamanlarda, yaz bittikten sonra yazın sonuna doğru bir zamanlarda Türkiye'de şey yapıyor oluruz, görüyor oluruz. Bir de şey var, Zenbo var. Aslında bir açıdan Zenfone 3'ü de gölgede bırakan Asus'un başka bir sürprizi. Daha önce yaptığımız konuşmalardan anladığım kadarıyla siz de buraya gelinceye kadar Zenbo ile ilgili çok çok fazla bir şey bilmiyordunuz doğru, galiba. Doğru. Şeyi biliyor muyuz Bora Bey şu anda? Zenbo'nun Türkiye'de satılma ihtimali olacak mı sizce? Hiç böyle burada yaptığınız, yani şu an genel merkezdeyiz ya, burada yaptığınız görüşmelerde hiç kimse o, çünkü bana sormak gerekirse, açıkça söylemek, düşüncemi söylememi isterseniz, bana şey gibi geliyor. Zenbo Tayvan'da Uzak Doğu ve Amerika pazarını doyurmaya çalışacaktır ve ondan sonra bize sıra gelecektir gibi geliyor. Ve o yüzden de Zenbo'nun Türkiye'de satılabileceğini çok fazla şey yapmıyorum. Düşünmüyorum. Muhteşem bir cihaz. Hepimizin aklını başından aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Geliyor mu Türkiye'ye? Öncelikle Zenbo konusunda belki tüketicilere biraz bilgi vermek gerekiyor. Zenbo Asus tarafından geliştirilen bir robot ürünü. Hı hı. Hani Asus deyince belki tüketicilerimizin aklında daha çok teknoloji ürünleri geliyor. Ancak robot ürününü bir teknoloji ürünü olarak kategorize etmek bizler için gerçekten zor. Bizim de alışık olmadığımız bir ürün kategorisi. Sizin de bahsettiğiniz gibi Asus tarafından gizlilikle geliştirilen bir projeydi. Biz de Computex'teki lansmanıyla birlikte gördük. Ancak hani diğer markaların ya da diğer teknoloji firmalarının açıklamış olduğu robot ürünlerinden çok daha farklı çok bir ürün. Çok daha farklı. Çünkü ilk defa bir robot ürününün son kullanıcı fiyatı da açıklandı. Bu açıkçası ürünün seri üretimle birlikte evlerimize bir aile ferdi gibi gireceğini de gösteriyor. Amerika fiyatı 599 dolar. Amerika fiyatı yani 599 dolar. Sizin sorunuz ürün ne zaman piyasaya çıkacak? Açıkçası bu konuda hani dünya pazarında ya da herhangi bir ülkede ne zaman çıkacağı konusunda şu anda verilmiş bir bilgi mevcut ama değil. Ama şöyle bir şey var. Fiyat 600 dolar olarak belliyse aslında birileri bu binada şu anda ne zaman Tayvan'da ve Amerika'da çıkacağını biliyordur diye tahmin ediyorum. Mutlaka biliyordur. Ama şu anda hala üzerinde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'ye gelmesi konusunda bir takım zorluklar da var. Çünkü Türkiye'ye getirilmesi gereken her türlü tüketici ürününün Türkçe arayüze sahip olması gerekiyor. Şu anda cihaz İngilizce komutları ve İngilizce teksten konuşmaya transferi yapabiliyor. Bu konuda cihazın Türkçeleştirilmesi ve Türkçe arayüze sahip olması da biraz vakit alacaktır. Pasaport yani, alırız Tayvan'dan Zenbo'ya. Pasaportla, evet, vizeyle sokarız belki Türkiye'yi. Belki pasaportla, belki direkt olarak bavulunuzda. Ama ona da bilet almanız da gerekecek. Ona da bilet almak lazım o zaman. Evet. Açıkça söylemek gerekirse ben kısa vadede Zenbo'yu Türkiye'de şeyde pazarda göreceğimizi sanmıyorum. Yani bu şey dil sorunu yüzünden göreceğimizi sanmıyorum. Ama yine de çok keyifli bir cihaz ve eğer bir şekilde Türkiye'ye getirecek olursanız cihazı, eminim tüm teknoloji editörü arkadaşları hepimiz birer tur binmek isteriz. Yani herkes evinde bir gece iki gece misafir etmek ister şeyi Zenbo'yu. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ürünlerin incelemesini zaten şeyde kanalda yayınladığımız için ürünlerle ilgili çok çok fazla daha bir şey sormak istemiyorum size. Sıcak ve spot ışıkları altındayız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sağ olun. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.